evlilikteki böyle çatışmalı konularda bir adım bir taraf atacak, bir adım diğer taraf atacak, orta noktada buluşulacak. Evlilikten sonra eşimi değiştirir miyim diye düşünmek kumar oynamak gibidir. Ben öyle bir Karadenizli aile biliyorum. Kavga çıkmış, evlilik boşanma noktasına gelmiş, çift terapisine gelmişlerdi. Kadın diyor ki ben yazın fındık toplamaya gitmem diyor. Erkek de biz bunu ilk baştan beri konuştuk, gidecek, bu bizim birçok ihtiyacımız, öyle karşılıyoruz diyor. Ben kadına söyledim, yani evlenmeden önce bunu eşimle konuşmuş mu? Sonra konuşmuştu. Peki o zaman ne demiştim? Ben vazgeçtiririm, değiştiririm onu diye sessiz kalmıştım. Şimdi dedim, kumar oynadın, kaybetmişsin şimdi. Şimdi ilk başta ilk konuşulmuş, söz verilmiş, daha sonra değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ve böyle durumlarda fedakarlık yapma sorumluluğu sana düşer tarzında. Bu belli bir haklı gerekçesi varsa değiştirilebilir. Ama haklı gerekçesi yoksa böyle durumlarda, yani evlilikteki böyle çatışmalı konularda bir adım bir taraf atacak, bir adım diğer taraf atacak, orta noktada buluşulacak. Ama ben evlilikten sonra değiştiririm diye düşünmek, burada ben evlilikten sonra eşimi aldatırım demektir aynı zamanda. İyi niyetle de olsa, dürüst olmayan yöntemlerle yaklaşırsanız bu çatışma sebep olur. Onun için evlilik ilişkilerinde açık ve dürüst olmak gerekiyor. Açık ve şeffaf ilişkiler her zaman burada iki tarafa da kazandırır. Yani burada bizim gene baskıcı ailelerde, korku kültüründe böyle manipülasyon yapma çok fazladır. Yani bir konuda ben ona bir yolunu bulurum, allem eder, kalem eder, onu ikna ederim, inandırırım, kandırırım, duygu sömürüsü yaparım, onu istediğim tarafa çekerim diye plan yapmak entrikacı bir yaklaşım, korku kültürünün yaklaşımıdır. Bu ahlaki değildir. Bu nedenle böyle bir yaklaşım, ahlaki olmayan bir yaklaşımı, evliliğimi sonradan değiştiririm tarzındaki yaklaşımı evlilikle ilgili kumar oynamak olarak değerlendirmek daha doğru.